Evet, değerli izleyenlerimiz hoş geldiniz efendim. Uzun bir aradan sonra bugün çok değerli bir konuğumuzu, değerli bir dostumuzu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette bir mesleki buluşma diyebiliriz ancak araya bir zorunlu ara vermek durumunda kaldık. Ama Allah'a çok şükür yine birlikteyiz, yine bu kanalın karşısında beraberiz. Davetli kırmadı bizi ve geldi. Kendisine çok teşekkür ederiz. İyi ki burada. Sevgili Asri Reşat, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Levent. Evet, biraz ara verdik zorunlu olarak ama çok şükür iyiyiz ve yine buralardayız. Harika. Şimdi tabii yayın öncesi dışarıda ne konuşacağız sorusu elbette gündemde. Yani konuşacak çok şey var. Konuşabilecek de çok şey var. Bugün sen yine köşe yazında sabah WhatsApp gruplarında paylaştığın köşe yazında belki gündemi biraz enlemesine farklı bir boyut kattın kendi bakış açısından. Bu arada değerli meslektaşımız sevgili Sami Usta abimize de selamlarımızı iletelim tabii ki. Evet. Konu Sami Özuslu özelinden çok belki de meclisteki siyasetin tümünün performansıyla ilgili bir nokta. Meclis daha üretken olma noktasında daha muhalif açısı, bakış açısıyla da ortaya koymak. Bazen çünkü yani gerçekten konu ana konu olmaktan çıkıp herkesin herkese biraz meydan okuduğu, siyasi meydan okumadı değil, bireysel meydan okuduğu. İşte ben bununla birazcık sosyal medyanın olumsuz etkisini de görüyorum. Yani daha çok bir şeyler söyleyeyim, daha çok sosyal medyada yer alayım diye bir refleks var. Sanırım sen de ana hatlarıyla böyle bir şey ortaya koymaya çalıştın ama ben ya buradan da almak isterim şeyi, görüşünü. Evet. Ya sevgili Levent, yani biz sen de ben de artık belli bir yaşın ötesine geçmiş, belli bir tecrübeye sahip olmuş gazetecileriz ve mesleğimizin önemli dönemeçlerinde meclis muhabirliği yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam ederiz. Evet. Yani gider belki orada oturur yaparız ya da televizyondan izler yaparız vesaire. Benim haftada en az iki gün köşelerim ve yayınladığım yorum programı meclisteki X, Y, Z milletvekilinin dokunduğu konu ya da dokunmadığı konu ya da meclisteki performans ya da meclisteki bir son derece gereksiz bulduğum ses yükseltme ve senin de söylediğin gibi meydan okumalardan oluşur. Dolayısıyla meclis muhabirliğimiz devam ediyor gazeteci olarak. Şimdi bu meclis muhabirliğine ben başladığımda yanılmıyorsam orada şu anda var olan milletvekillerinin hiçbiri milletvekili değildi. Belki Hasan Taçoy. Belki Nazım Çavuşoğlu. Belki. Yani kuvvetle muhtemel de değildi. Dolayısıyla o meclisin ne olması gerektiğini, nasıl olduğunu ve o oradan nereye evrildiğini çok rahat mukayese edebilecek durumdayız. Sen de ben de. Evet. Bizim mesleki yaşıtlarımız ve büyüklerimiz de. Şimdi biz ilk meclise girip çıkmaya başladığımızda birisinin, bir milletvekilinin cep telefonuyla oturduğu yerde konuşması söz konusu bile değildi. Yani mümkün değildi. Bizim meclisin arkasında basına ayrılan yerde cep telefonu kullanmamız söz konusu değildi. Şimdi bir bakıyorsunuz ya oyun oynayan milletvekili var. Evet. Böyle dirseğini de gererek telefonda konuşan milletvekili, saklamaya da gerek duymadan konuşan milletvekili var. Ve bu milletvekili, bu genel kurul devam ederken, kürsüde bir konuşmacı varken kılık kıyafet bozulmuş. Yani evet, bir mecburi kürsüye çıktığınızda mecburen kravat takma, iç tüzük gereği kravat takma zorunluluğu olmasa iyice dağılacak. Kısa kollu siyah gömleklerle, garip garip kravatlarla kürsüye çıkanlar var. Ben biraz buna dikkati çekmeye çalışırım. Eskiden muhalefet bir önceki döneme kadar Cumhuriyetçi Türk Partisi muhalefeti çok ders çalışarak, çok iktidarı zor durumda bırakacak ve aynı zamanda halkı bilgilendirecek konulara böyle zaman harcayarak
meclise giderdi. Şimdi yeni jenerasyon Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekiline bakıyorum. Eleştirilerimi çok net bir şekilde yüzlerine de söylemişliğim vardır. İşte İstatistik Kurumu'ndan aldığı bir takım rakamlarla ya da sivil toplum örgütlerinin aldığı bir takım rakamları yolda giderken okuyan ve onun için de bir takım ilgisini çeken noktaları karıştıra karıştıra kürsüden kendine konuşma yapan milletvekilleri görüyoruz artık. Bir konuya takılıp kalan ve konudan başka kariyeri boyunca ikinci dönemi, üçüncü dönemi olmasına rağmen o konudan başka hiçbir şey hakkında konuşmayan milletvekilleri görüyoruz artık. Yani sadece o konu, sadece o yerellikteki konuyu konuşan milletvekilleri görüyoruz Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde. Bu beni çok da umurumda değil aslında. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi başarılı olmuş olmamış ya da UBP olmuş, başarılı olmuş olmamış. O değil mesele. Meclisin, Cumhuriyet Meclisi'nin bu devlet mekanizmasının en yüce organı olan Cumhuriyet Meclisi'nin çok daha efektif, çok daha etkili ve çok daha saygın bir şekilde görev yapmasını arzu ederdim ki eğer oraya saygı duymayacaksak nereye saygı duyacağı sorusu sormak durumunda kalmamak için. Şimdi çok uzattım değil mi? Hayır, deniyorum. Tabii şimdi bu mecliste açıldık, meclisin devam edelim. Bugün mecliste bütçe maratonu başladı. Yani komitede maraton başladı. Resmi Can Altay komite başkanı söz aldı. Maliye Bakanı söz aldı. Geçtiğimiz haftada senin bir yazın vardı. Bu ülkede çok para var. Topla Özdemir Bey diye. Tabii kayıt dışı ekonomi bugün yapılan açıklamalarda da en çok üstüne dem vurulan konu. Bir de diyor ki Maliye Bakanımız diyor ki kayıt dışı ekonomiyle en etkili şekilde mücadele edeceğiz diyor. Toplum için elzem öncelikler konusunda ilerleme kaydedilmeli diye bir ifadesi var Özdemir Berovan'ın. Bütçe maratonu tabii artan ekonomik global kriz, hemen başımızdaki savaşlar. Dün tabii bir önceki gün %48'e yakın kamuya zam yapılacağı bilgisi. Şimdi herkes heyecanlandı. Herkes harcamaya başladı parayı. Evet. Yani işte ben maaşım en kadardı. En önceki maaşları harcayanları bile biliyorum. Yani. Evet tabii. O zaten doğal da. Yani yılbaşından sonra %48 artış alacağız. Bu işte benim maaşıma 10 bin, 13 bin, 2 bin, 5 bin şeklinde yansır diye düşünenler ve onunla ilgili harcamalar yapanlar var. Ama sözünü kesmiş oldum. Kayıt dışı ekonomiyle en etkin şekilde mücadele edeceğiz cümlesini ben son 20 yıldır evet, her hükümet programında okudum. Hükümet programı dediğiniz şey halkla bir sözleşmedir. Sizi seçtiler, siz de hükümet oldunuz. Ondan sonra meclisten bu hükümet programının onayını alırsınız. Etkin şekilde mücadele edeceğiniz kayıt dışı ekonomiyle mücadele ile bu mücadele başlamadı. Yani hiçbir zaman başlamıyor. Hatta birçok zümrenin işine geldiği için de kimse buna dokunmuyor ama bu kayıt dışı ekonomiyle mücadele lafı yıllardır ortalıkta dolaşıyor. Benim bir de şeyim var, yani zaman zaman bazı siyasi partilere ya da bakanlara, başbakanlara yazı çizgi konularında yardım etmişliğim var. Birçok hükümet programı da elimden geçmiştir. Ben de çok yazdım yani bu talep üzerine. Yani o cümle çok kayıt dışı ekonomiyle mücadele etkin bir şekilde, daha etkin bir şekilde mücadeleyi çok yazmışlığım vardır, okumuşluğum vardır. Dolayısıyla yani Sayın Berovan'ın, Sayın Maliye Bakanımızın gözünün önündeki kayıt dışı ekonomiyi şey yapması lazım. O kayıt dışı ekonomiyi
gözündeki kayıt dışı ekonomiyi, dokunabileceği o kayıt dışı ekonominin payını alması lazım. Payını alınca zaten bu bütçe görüşmeleri çok böyle yaygın, prosedürel, herkesin mutlu olduğu, %48'de %148 artış yapılabileceği, refahın paylaşıldığı, okul sorununun, bina sorununun, toplu taşıma sorununun, her sorunun, fiyat istikrar fonunun artırılabileceği ya da kullanılabileceği, gümrüklerde bir takım indirimlere gidilebileceği, insanların bu yoğunlukta, bu hayat pahalılığında dilediği arabayı daha düşük rakamlara alabileceği, aynen Güney Kıbrıs'ta olduğu gibi bir sürü şeyler yapılabilir. Eğer bu kayıt dışı ekonomiyi kayıt için altına alıp ve bundan devletin gerekli vergiyi alması gerekirken, yani yazımda belirttim, çok büyük bir özel ders sektörü var ve bunu kamu öğretmenleri yapıyor. Yasak olduğu için de kimse bu kayıt dışı ekonomi üzerine gitmiyor. Biz de müşterisiyiz bu özel ders öğretmenlerinin. Aynen. Biz de para veriyoruz. Ama benim gönlümden geçen yasak masak, yasağı kaldırın ya da yasak olmasına rağmen o veriyi alın. Kamu doktorları aleni bir şekilde klinikleri var. Para alıyorlar. Alsınlar. Biz de müşterisiyiz. Sıkıntı yok. Ama bundan devletin payını alması gerektiği düşünüyorum. Çünkü o pay doktorun, öğretmenin, devlet dairesinde çalışan çiftçinin, ne bileyim ben, bir sürü daha ekstra iş yapan, elektrik dairesinde çalışan elektrik müteahhitinin cebine giriyor ve bu bir haksız rekabet sağladığı gibi devletin payını alıp bunu hizmete döndürmesi gerekiyor. Ve bu para çok büyüktür sevgili Levent. Bu kaynak çok büyüktür ve bu kaynağı Sayın Berova, Sayın Özdemir Berova toplamaya başlasın. Başka bir sorunu da kalmaz zaten. Başka bir sorun da gerçekten kalmaz. Yani ben birisine beddua edeceğimle Allah seni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maliye Bakanı yapsın derim. Çünkü ne kadar zor bir iş yaptıklarını az çok biliyorum. Her ay o maaş ödenecek, her ay o talepler, bu ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Yol, su, elektrik, her şeye ihtiyacı var. Ama o maaşları ödeyen bir kasiyer konumundan öteye geçemiyor Maliye Bakanı. Bunun ötesine geçebilmesi için de bu vergileri toplaması gerekiyor. Şimdi işte yani biz bu vergi ya da ülkedeki tartışmaya geçtik. Hemen yani başımızda bir savaş, bir acımasızca bir savaş var ve bizim siyasilerimiz de bu konuyla ilgili çok sık demeç vermeye başladılar. Yani sadece burada işte mesela Türkiye'nin Anadolu Ajansı gelmiş buraya ve bütün siyasilerimiz de Gazze konusunda bir röportaj yapmış. Bugün hemen hepsi yayınladı bunu. Şu anda hemen hepsi var. Aslında sevgili Rası, Gazze'de yaşananlarla ilgili nedense bugün de hiç Türkiye'nin garantörlüğü konusu hiç gündeme gelmiyor. Ya da BM süreçleri gündeme gelmiyor. Ben açıkçası bu süreçte BM'nin ne kadar bu konuda aciz kaldığını gördüm. Açıklama söylemden ileriye belki BM genelisi Eteri Guterres çocuk mezarlığına dönüştü diye çok trajik bir ifade kullandı. Daha onun ötesine gidemedi BM. Genel sekreter mandası belli bir sınıra kadardır. Neticede bir kurumun yapının genel sekreteri aslında evrak işlerini yapan bir konumudur. Bunun genel başkanı yok çünkü bu yapını biliyorsunuz. Genel başkanlık yapısı güvenlik konseyidir. Şimdi güvenlik konseyi başka bir dengedir. Gerçekler başka bir dengedir. Evet. Zaten baktığınız zaman mesela İngiltere güvenlik konseyi üyesidir ama İngiltere halkı İngiltere'nin güvenlik konseyinde söylediği şeyin tam tersini düşünüyor. Avustralya parlamentosu dün, yani bize göre dün geceki toplantısında federal parlamentodan bir sürü milletvekili şeyi terk etti. Salonu terk etti. Avustralya'nın tutumunu protesto etmek için. Protestolar yapılıyor, Amerika'da da yapılıyor, her yerde protestolar yapılıyor. Filistin lehine. Tabii Filistin ile
Hamas arasındaki ayrımı yapmak da çok gereklidir. Aslında son derece karmaşık ve bizim bilmediğimiz bir sürü hareketli parçası olan çok karmaşık bir makinedir aslında bu İsrail-Filistin sorunu. Ama bu sorunu kısa yoldan çözmek isteyen, yani bu İsrail'e vaat edildiği düşünen toprakları kısa yoldan çözmeye çalışan güruh sanki hakimiyeti eline geçirdi. Hamas ile de bir takım işbirlikleri de bu barut fıçısına bir fitil takıp ateşlediler. Bunun sonucunda da her iki taraftan da kadın, çoluk, çocuk demeden birçok insan ölüyor. Dolayısıyla bu konuda taraf tutsanız ne olur, bir tarafa destek verseniz ne olur demecinizde her iki taraf da insan öldürüyor. Dolayısıyla bunun tarafı olmak da çok içime sinmiyor doğrusu. Bir de taraflar çok net değil bu şeyde. Grit bir yapı oluştu orada. Çok grit bir yapı oluştu. Ve Birleşmiş Milletler'in de tarafının çok net belli olmadığı, Genel Sekreter başka bir şey söylüyor, Güvenlik Konseyi başka bir şey söylüyor. Ateşkes deniyor. Bir tanesi diyor ki ateşkes Hamas'a yarar diyor. Ya ateşkes insan hayatını sonlanmasına engel olacak bir şeydir ama herkes bir siyasi hesap yapıyor. Çok üzgünüm bununla ilgili. Görüntüleri artık seyredemez duruma geldik. Çünkü sosyal medya dediğimiz şey o izleyicinin güvenliğini, izleyicinin psikolojik güvenliğini sağlayan biz gazetecilerden yoksun bir şekilde bir takım görüntüleri kamu alanı içerisine, kamusal alana, enformasyon alanına atıyor resmen. Dolayısıyla bunları izleyenlerin de travması, evet orada o alanda hayatını kaybedenler, yakınlarını kaybedenler, yaralananlar birçok şeyi yaşıyorlar. Ama dünyada da bir savaş travması oluşuyor. Bu sosyal medyadaki kontrolsüzlük ve denetimsizlik nedeniyle. Tabii yani bir acizlik söz konusu. Bir şey yapamama söz konusu. İzliyoruz. Özellikle çocuk konusunda çocuklarla ilgili 10 bin ölüden bahsediyor. 4 bin çocuk deniyor. Yani bunun sabah Türkiye'nin galiba Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiydi. Yani yanlış bir çocuk bedeniyle bir manşet çıkmışlar bugün. Evet. Özellikle PDF formatında daha da çarpıcı. Yani insanlık ağır bir sınavdan geçiyor orada. Ama tabii dikkat, terimoloji ya da kurulan iletişim ya da yürütülen kamu diplomasisi İsrail-Hamas savaşı diye veriliyor. Yani İsrail-Filistin savaşı diye, İsrail-Hamas savaşı diye veriliyor. Ama tabii senin de söylediğin gibi siviller acımasızca ölüyor. Hamas'ın yüzünden ya da kimin yüzünden olursa olsun bir günde İsrail'e 5000 roket fırlatıp bunun tabii ki bir karşılığı olduğunu bile bir yerden bir düğmeye basıldı. Yani belli. Bir yerden bir düğmeye basıldı. Mesela şeyler birçok şey okuyoruz ama yani güvenebileceğimiz kaynaklar sınırlı. Bu Ortodoks Yahudiler, Ortodoks Museviler, o siyah giyip ölelileri olan onlar Filistinlerle Hamas'la savaşa son derece karşılar. Eylem çünkü, yapıyorlar. Tepki. Çünkü şey diyorlar ya, bu toprakları bize Tanrı vaat etti diyor. Siz Tanrı'nın işine ne karışıyorsunuz? O elinde sonunda bize bunları verecek, savaşsak da savaşmasak da. Niye insan öldürüyorsunuz diye bir yaklaşımları var. İnanışa göre o topraklar onlara Tanrı tarafından vaat edilmiştir. Dolayısıyla yavaş yavaş olacaksa olacak ya da günü geldiğinde olacak. Şimdi niye insan öldürelim deniyor. Şey gibi biraz, EOKA'cılar vardı, bir de EOKB'ciler vardı. Evet. EOKA'cılar yavaş yavaş nasıl olsa hakkımızdır, bu hakkımız bize verilecek. EOKB'ciler daha hızlı davranalım, Kıbrıs Türkleri ortadan kaldıralım ve yani
böyle bir benzetme de yaparsak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Sona doğru ben birazcık şimdi tam konuşurken Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitmiş. Konu Sayın Ataoğlu'nun girişi değil. Yani Azerbaycan konusunda bir takım öne çıkan bazı unsurlar var görebiliyoruz. Daha doğrusu dışa açılım konusunda Sayın Başbakan bölgeleri gezerken buna özellikle vurgu yapıyor. Bir dışa açılım vurgusu. Belli ki 15 Kasım nedeniyle Azerbaycan'dan önemli isimler buraya gelecek. Siyasi düzeyde, diplomatik düzeyde, spor, kültür anlamında bir takım yani gençliğe bir açılım verilmeye çalışılıyor ki genel üzerinden bu spor şurasında da dün orada ben açılıştaydım. Sen de izledin biliyorum. Yani dışa açılım konusunda Başbakan Türkiye Spor Bakanı'na yani bu konuda artık çocuklarımız orada Türkiye'de yarışmasını istiyor evet, diye bir yani, ortaya koydu. Çok cüretkar bir şeydi. O. Aynen. Sen neler söylemek istersin bu konuda? Şimdi dışa açılım konusunda çok uzun zamandır bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama bizim siyasi pozisyonumuz, uluslararası anlamdaki siyasi pozisyonumuz ya da düzelteyim, Kıbrıs sorunu bağlamındaki siyasi pozisyonumuzun süreç içerisinde değişkenlik göstermesi, bizim dışarıda söylediklerimizin de tutarsızlık noktasına gelmesine neden oldu. Evet. Şimdi son siyasetimiz iki devletli çözüm siyaseti. Bunun ilk önce içeride kabul ettirilmesi, bütün siyasi partilerin ve meclisten bir deklarasyonla mesela kabul ettirilmesi ve bunun sonsuza dek bizim siyasi politikamız olması gerekir ki dışarıda bunu uygulayabilelim, anlatabilelim. Şimdi Azerbaycan'da iki devletli çözüm anlatıyor Fikri Ataoğlu. Değil mi? Evet. İrlanda'da şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri, Demokrat Parti milletvekili, Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve genel sekreteri İrlanda'da. Çağrı genel sekreterler üzerinde. Genel sekreter İrlanda bir organizasyon ne olduğunu bilmiyorum ama oradaki söylem nedir? Çok merak ediyorum. Ben yani CTP'liler başka, DP'liler başka, UBP'liler başka bir şey mi söylüyor? Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili resmi politikamız nedir? Ya da arz ettiğimiz şey nedir diye. Şimdi dışa açılım demek, herkesin tek bir ağızdan aynı şeyi söylüyor olması. Değil mi sevgili Levent? Yani dolayısıyla bu dışa açılım konusunda henüz çok eksik olduğumuzu, çok birçok şeyin noksan olduğunu söyleyebiliriz. İşte Cumhurbaşkanı bir şey yürütüyor. Dışişleri Bakanı başka bir şey yürütüyor. Ana muhalefet başka bir şey yürütüyor. İktidarın genel sekreteri iki arada bir derede kalmış durumda. Böyle garip bir dış politika temelimiz var. Bilemiyorum. Yani 2023 sonuna geldik. 2024 ve 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Cumhurbaşkanlığında bir değişiklik olursa ne olacak bizim dış politikamız? Tekrar hurra Azerbaycan'a falan filan gidip ya biz vazgeçtik o işten. Bunu mu istiyoruz mu diyeceğiz? Yoksa Türkiye ile Kakadaca Cumhurbaşkanlığı şayet değişirse diyorum. Kavga mı edecekler? Yani dışa açılım konusunda biraz daha organize olmalıyız diye düşünüyorum sevgili. Biraz daha koordine, biraz daha organizasyon olmamız lazım. İçte bir takım askeri müştereklerde buluşulması lazım. Yani mesela Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edilirken
herkes hemfikirdi. Dedi ki biz ayrı bir devlet ilan edelim. Ama ileride bir federal çözüm olursa bu da onun kurucu devleti olur diye bir şey koyduk diye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilirken aynı şekilde şeye kapalı değildir dedik. Biz çözüm konusunda masaya kapalı değildir dedik deklarasyonda. Şimdi dedik ki çözüm özüm istemiyoruz. Biz bizim çözümümüz iki devletli çözümdür diyoruz. Ama bununla ilgili de bir altyapı yapmadık ve bunu konuşmuyoruz. Kiminle müzakere edeceğiz bunu demiyoruz. Müzakere edebilmek için tanınma istiyoruz. Bu konuda mecliste anket yaparsanız yarı yarıya şey çıkacak. Dolayısıyla biraz daha organize olmamız lazım. Neyse resmi çözüm politikası. Onu bir netleştirelim. Ondan sonra hepimiz çıkalım. Ben de çıkayım, sen de çık. Yabancı lisanlarımızı kullanarak gidelim dünyaya. Biz de anlatalım bunları. Bu arada tabii Rum tarafı, Türk tarafına müzakereye hazırız diye mesaj yolluyor bugün. Müzakere masasına çağırıyor. Özel temsilcinin de bugünlerde atanması bekliyor. Evet. Anladığımız kadarıyla bir iki özel temsilci ismi önerildi. Bunlar da Türk tarafı reddetti diye diyor bulunmasını. Türk tarafından bu yalanlanmadı. Ancak fark etmez yani Noel Baba'yı atasalar yine reddedilecek. Çünkü müzakere etmek gibi bir niyet yok. Yani garip bir siyaset güdülüyor. Rum tarafı da bu garip siyaseti kullanarak biraz bizim hayatımızı daha da zorlaştırmaya çalışıyor. Yani aslında Güney Kıbrıs'ın ekmeğine yağ sürüyoruz gibi bir pozisyon var. Çünkü içeride aynı şeyi söylemiyoruz ne yazık ki. Yani ben şu politika, bu politika diye bir şey yapmıyorum. Resmi politika mı? Neyse onu bir netleştirsin herkes. Bu konuda içeride müzakere olsun. Ama şimdi Rum tarafından bir milletvekili ya da Güney Kıbrıs'tan bir gazeteci gelip UBP'li bir vekile sorduğu zaman ne istiyorsun? O başka bir şey söyleyecek. CTP'li bir vekile sorduğu zaman o başka bir şey söyleyecek. O zaman bizim dağınıklığımızdan, zaten çok dağınığız her alanda, dağınıklığımızdan kim yararlanacak? Biz değil büyük ihtimalle. Onun için yani bu anlamda tabii söylediğiniz %100 doğru. Bir dış politika anlamında bir koordinasyon lazım. Çünkü pile konusunda biraz sıkıntı yaşadık. O belli oldu. Pile'deki durumla ilgili birazcık sıkıntı yaşadık. Bunun hala da yansımasını yaşıyoruz. Sıkıntı değil aslında. Belirsizlik. Kimin ne yaptığı belli değil. Kimin ne istediği belli değil. Aniden Hürriyet gazetesinde şey okuyoruz. Bize Türklere yol, Rumlara villa. Evet. Okuyoruz. Hani çözülmüştü. Sorun yol yapılacaktı. Şeyde başladı iş. Dozer'in BM araçlarını itmesiyle iş gerilmişti. Sonra her şey tamam dendi. Sonra şu düzlüğü, bu düzlüğü dendi. Sonra yeni bir kavga çıktı. Sonra basın toplantısı yaptı Dışişleri Bakanımız. Yani ortalık karışık, kimin ne yaptığı belli değil. Bir enformasyon alanı kirliliği var. Yani biz sen bu işleri en yakından takip eden bu ülkedeki en kıdemli gazetecilerden bir tanesisin. Sağ olasın. Sen %100 anladın mı pile sorununun ne olduğunu? Yok, anlamadım. Yani daha doğrusu hem anlamadım hem şunu söyleyeyim. Yani Sayın Tahsin Ertuğrul'u aleyhine çok sayıda işte eleştiri geldi Türk tarafından bizim içimizden. Yani işte filan yerde filan yerde. Ben emin olmadığımız konuya da girmedim. Yani ben şahsen girmedim. Yani Sayın herhangi dış, Sayın Dışişleri Bakanlığı. Ama daha bir kavram karmaşası yaratıldığını düşünüyorum ben. Sadece bildiğim tek şey var. Dozer'le devirdik. Ondan sonrasında da bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın içeriğiyle ilgili işte yok Türk tarafı 4000 metrekarelik toprak tavizi verdi Güney Kıbrıs'a. Sayın Tersine Doğru çıktı. Geçen gün bunu uzun uzun anlattı. Yani anlatma ihtiyacı hissetti. Ama kavram karmaşası yani yok Çayhan Düzlüğü var, o bitti, o Rumlara verildi, tekrar alındı gibi kavram karmaşası. Bir teknik anlamda.
daha net, daha ama daha basit, daha yoldan geçen Ahmet Bey'in anlayabileceği bir noktaya indirgenmesi ve bunu anlatılması lazım. Yani bir yol açılacak, günlerce bu konu sürüyor. BM ile ilgili bir takım kavram karmaşası var. Daha net olmak gerekir. Çünkü zaman zaman işte basın yer vermiyor. Aslında basın çok anlamadığı için yer vermiyor. Bunu da unutmayalım. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani basın toplantısı yapılıyor. Basın toplantısı aslında bilgilendirmek değil, gözdağı verme basın toplantısına dönüşüyor. Biz bilgi istiyoruz, biz öğrenmek istiyoruz. Arıyorum ben Sayın Bakan'ı, soruyorum bazı şeyleri. O da işte ketum davranmak lazım, işte Rumların eline koz vermemek lazım falan filan diyor. O da haklı kendine göre. Böyle karmaşık ve az bilgi olunca da gazeteciler buna dokunmamayı tercih ediyor. Aynen. Gerçek gazeteciler. Bir doğal bir uzak durma. Bu sefer sadece yapılan açıklamaların sadece yansıtılmasıyla iş sürüyor. Aynen. Teknik anlamda, teknik boyutta. Güney Kıbrıs bu konuda bizimden biraz daha organize diye düşünüyorum. Çok daha organize. Hep bu daha kamu diplomasisi, yani basın üzerinden kamu diplomasisi denilen olayı yürütme konusunda Türk tarafından her zaman daha iyi oldu. Çok daha iyi oldu her zaman için. Yani biz bir sürü zirve takip ettik senden. Biz her şeyi Rum tarafından öğrenmeye zorunda kalıyorduk. Hatırla. Şimdi orada tabii her zaman şu, yani gizlilik prensibi uygulanmaya çalışıyor ama bunu Rum tarafı, Türk tarafı her dönem buna sadık kalıyor. Fakat Türk tarafı, Rum tarafı her zaman için toplantıdan çıkar çıkmaz. Çıkar çıkmaz basın briefing yapılıyor. Biz yani seninle Green Tree zirvelerinde de bunu yani yaşadık. Şey yaptım. Şeyde de yaşadık. Kranmontana'ya gitmedim ben ama yani Montpellier'de yaşadık. Montpellier'de yaşadık. Onu arıyordum. Onu yaşadık. Yani biz tesadüfen Rumların konakladığı otelde kalınca bütün her şey bütün çıplaklığıyla önümüze düştüydü o zaman, o dönemde. Hatırlıyorum ben, yani yukarıda dağın üstünde Montpellier'de işte birleşmeler kesinlikle konuşmayacaksınız diye talimat veriyor. Biz seninle Rumların kaldığı otelde kalırken duyuyoruz ki şimdiki Cumhurbaşkanı, o zamanki Rum sözcü gelip briefing verecek. Briefing verecek. Yani senin Yunanca evet, hakim olman gazetecilerin kendi aralarındaki sohbetine biz dahil olma şansı tanıdı. Bu sefer biz zorluk, sizde briefing var mı? O zamanki karartma var dediler. Karartma var dediler. Dedim karartmaya devam edin. Ama neyse, yani güzel günlerdi. Evet. Yurt dışında gençtik. Daha gençtik. Daha gençlik, daha dinamiktik, daha kullanmıyorduk. Şimdi var mı öyle bir... Yani şimdi yok ki sevgili Rasip. Yani o şey de... O enerji yani... O enerji yok. Ama zaten yani bir günlerce bireysel... yolda geçir, havalandan da sürün, otel, valiz sürükle, sana onun burnu ağız kokusunu çek, bir iki kuruşluk bilgi alabilmek için. Gerçekten benim yüreğim yok sanki. Bir de şey var, habere beni yazdın, beni yazmadın, beni evet, yazmadın, beni yazdın. Tabii. Onu ikinci yazacaktım, onu üçüncü yazacaktım. Tabii protokol saçmalıkları. Saçmalıkları var. Ama yani şey... Bir de gazetede, ofiste oturan arkadaşların sıcacık önlerinde sobayken çok da etkili olamadınız, falanca gazete sizi geçti diye çemkirmeleri var. Sen dizine kadar karların içerisinde Birleşmiş Milletler güvenlik görevlilerini bypass etmeye çalışırken aldığın bilgiyle köpek koklamalarıyla geçerek görüşmeye evet, girerken yani çok tabii güzel günler, güzel günlerdi ama son, dediğim gibi artık yavaşladık. Sevgili Sadık Erdoğan ile Ankara'ya gittik Çalışma Bakanı'yla. Yoruldum gerçekten ama yaşlandığımı hissettim yani. Evet, biz seninle çünkü ya New York çok defalarca gittik. O uykusuzluklar, jetlaglara rağmen iyi saatte olsun Dervişeroğlu ile, ondan sonra Sayın Akıncı ile gittiğimiz, Sayın Talat'la gittiğimiz uzun uçuşlar, saat farkından dolayı bozulan sistem, ama gençlik, kaldırıyorduk. O 5. caddedeki kilometrece yürüyüşler bizi içine koyuyordu. Şimdi o kadar enerjim var mı? Yani ben New York'a uçarsam 2 günde ancak gözümü açıp haber yazabilirim diye düşünüyorum. Kesin yani o yolu gitmek... Ama bu şey değil, yani tekliflere kapalı olduğumuz anlamında gelmesin. Son Sayın Cumhurbaşkanı,
Yani Giresun'a gidecekti. Uçak arıza yaptı. Ben uçaktan indim yani mesela. Gitmedim dedim. Sayın Başkan özür dilerim kusura bakmayın ya, ben gelemeyeceğim. O da sağ olsun anlayıştı. Tamam Levent dedi ama yani sabah saat 4'te 5'te uçağa bin git. Oradan yok Giresun'a geç falan filan dedim. Yani yok. Ben... Sevgili Aslı ben 1 Kasım itibariyle 24 yılımı doldurdum. Evet. 24. yılım yani benim BRT'de. Dışarıda da yani gazetede beraberdik ama. Yani 24 yılım toplamda geride kaldı bu süre içerisinde. Çok şey gördük, çok iyi yaşadık. Ama her şeyin başı gene daha bunu içten söylüyorum. Her şeyin başı sağlık. Sağlıklı olalım. Ki yani çoluğumuza çocuğumuza bakabilirim. Evet, aynen öyle. Çünkü onun dışında, gazetecilik çok yıpratıcı çok bir meslek. Gerçekten çok yorucu ve ömür törpüleyen bir meslek. Yavaş yavaş arıza vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla biraz kendinize dikkat etmemiz gerekecek. Biraz daha vites küçültmemiz gerekecek diye zor yoldan zaman zaman öğreniyoruz. Sen de ben de. Değerli izleyenler yayınımızın sonuna geldik. Biz de bilir aslında salata yemeye gidiyoruz. Yaşımızın gereği artık bundan sonra böyle. Sevgili Asıl hoş geldin tekrardan. Sefa geldin onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Seni burada görmek çok güzel. Burada olmak çok güzel. Aynen. Önümüzdeki haftalarda yine seni de burada tekrardan durum belirlemesi, gelişen durumlarla ilgili görüşlerini almaya, yazılarını okumaya keyifle devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim sana. Sağ olasın. Sen de sağ ol Levent. Değerli izleyenler sevgili Asıl Reşat'la günü tamamladık. Kendisine yüreklerine teşekkür ederim. Sağ olsun kırmadı bizi ve geldi. Yarın saat 12.10'da yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın efendim.